Merhaba arkadaşlar, Yok Böyle Bir Ders kanalına hoş geldiniz. Adım Dilimsal. Şimdi sizlerle bugün kaygıyla ilgili konuşmak istiyorum ve sınav kaygısıyla ilgili. Öncelikle kaygının ne olduğuyla başlayalım. Kaygı kişinin dış dünyasından veya iç dünyasına gelen bir uyarana karşı verdiği fiziksel, duygusal ya da zihinsel tepkilerdir. Peki sınav kaygısı ne demek? Oradan buraya geçersek. Sınav kaygısı da kişinin yani öğrencinin sınavla ilgili düşüncesidir. Yani ben sınavla ilgili kafamda negatif ve olumsuz şeyler düşündüğüm zaman bu beni kaygıya teşvik eder. Fakat kaygı yani hiç olmamalı mı? Tabii ki böyle bir şeyden bahsedemeyiz. Yaşamın her alanında kaygı var ve olmalı. Sınav kaygısı da sınavla ilgili olabilecek düşüncelerdir. Ama bu düşünceler tabii ki olumlu düşünceler değildir. Kaygı dediğimiz şey zaten olumlu olamaz. Mesela bir öğrencinin sınavla ilgili ben sınav yapamayacağım ve başaramayacağım demesi onu ne yapar? Oturup ders çalışmaya yöneltir. Bu da kaygının aslında bize işlevselliğini ve başarıyı artırmaya yönelik aslında belli bir rolünün olduğunu gösterir. Fakat öğrenci çok fazla kaygı yaptığı zaman çok fazla çalışsa bile bunun karşılığını alamayacağını düşünür ve sınavda çalışmasının karşılığını veremez. Peki bir öğrenci neden çok fazla kaygı yapar? Bunun sebeplerini anlatmak istiyorum. Şimdi öncelikle mükemmeliyetçi yaklaşım. Yani sınava girdiğiniz zaman veya ders çalışırken ben her şeyi çok iyi yapmalıyım. Benim her şeyim dört dörtlük olmalı. Ben hiç hata yapmamalıyım. Bunu düşünmek öğrenciyi çok fazla kaygıya itekler. Çünkü hiç hata yapmayacağını düşünmek tamamen imkansız bir şey. Böyle bir şey olamaz. Çünkü her insan hayatında hata yapar. Önemli olan bu hatadan ders almak, nerede ne hata yapıyorum bunu anlamak ve buna yönelik çalışmaktır. Bunun dışında anne baba tutumları. Örneğin öğrencinin aklında bir okul var fakat ailesi diyor ki anne babası olmaz sen bu okula gitmeyeceksin. Sen daha iyi bir okula gideceksin veya şu notu alacaksın. Böyle olduğu zaman çocuk ne yapıyor? Eğer ben bu notu alamazsam veya bu sınavda şu kadar net yapamazsam ben annemle babamın istediğini başaramayacağım. Ve annem babam atıyorum beni sevmeyecek veya bana daha az değer verecek veya bana kızacaklar. Bu düşünce de öğrencide yani sizlerde kaygı çok fazla yol açıyor. Onun dışında zamanı iyi kullanamamam. Çoğu öğrencide şöyle bir şey var sınavdayken bir soruyu yapamadığı zaman onunla inatlaşmak, ona takılıp kalmak. Yani illaki ben bunun işini çözmem gerekiyor. Hatta hani tam aklımda aslında şimdi çıkartacağım yapmam lazım deyip o soruyu geçmemek ve takılıp kalmak. Bu da ne oluyor? Zamanımız gidiyor. Onu yapamadığın zaman zamandan kayıp oluyor. Ve böyle olunca diğer sorulara zaman kalmıyor. Daha az zaman kalıyor. Bu da kaygıya yol açıyor. Çünkü belli bir zaman var sınavda bildiğiniz gibi. Onda çok fazla oyalanınca diğerlerine daha az zaman kalıyor. Belki yapabileceğiniz sorular var. Fakat ona çok zaman harcadığınız için onlarda zamanınız az kalıyor. Ve bu da öğrencide yani sizlerde. Yapamayacağım, zamanım az kaldı. İşte keşke oyalanmasaydım tarzı bir şeye yol açıyor kaygıya. O yüzden benim tavsiyem sizlere yapamadığınızı bir şekilde yuvarlak içine alın. Onu geçin ve en son dönüp bakın. Bu daha faydalı olacaktır.